Gaziantep'ten herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Henüz İzmir'e dönmedim. Daha epey bir zaman var. Bu arada tereyağsız bu güzel kurabiyeleri komşularımla yemek için hazırladım. Nasıl hazırlıyorum? Buyurun başlayalım. Öncelikle büyük bir kasenin içine 3 adet orta boy yumurta alıyoruz. Üzerine 200 ml su bardağıyla 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Dilerseniz bir mikser yardımıyla çırpabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bu haliyle rengi beyaz olana kadar yani bir 3-4 dakika kesintisiz bir şekilde rengi iyice açılana kadar çırpıyoruz. Bakın rengi açılmaya başladı. O güzel turuncu rengi yok. Ee, eğer böyle yapmazsanız yumurta kokar kurabiyeniz. İşte bakın tam bu renk olduğu zaman yumurta kokmasın diye bir tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyoruz mutlaka çok çok iyi bir şekilde yumurtayı çırpalım. Aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı da sıvı yağ ilavesinin ardından şimdi 2 yemek kaşığı nişasta ekleyeceğiz. Mısır da olur, buğday da olur. Artık hangisi elinizin altında varsa. Çok az malzemeli ve oldukça da kolay bir tarif olacak. Şimdi bir güzelce karıştıralım bunları. Hemen akabinde 1 paket hamur kabartma tozu ve bir paket de şekerli vanilin ekliyorum Birazdan un eklemeye başlayacağız ama un konusunda lütfen cimri davranalım Bardaklarım kesinlikle tepeli değil Toplamda 3 buçuk 4 su bardağı maksimum 4 su bardağı un kullanıyoruz 3. bardağı ekledikten sonra lütfen yavaş yavaş azar azar ekleyelim. Yumurtanızın boyutuna göre 3,5 su bardağı da alabilir 4 su bardağı da un alabilir. Şimdi parmak uçlarımla hamur yoğurur gibi değil ama tüm malzemeleri birbiriyle karıştırıyorum. Dilerseniz içine ceviz, badem ya da fındık da koyabilirsiniz. Tabii ki daha lezzetli olur. Ben az malzemeyle çok hızlı bir şekilde hazırlamak istedim. Ve artık hamur hazır. Bakın böyle çok yapışkan bir hamur. Bu yüzden elinizi temizlemekle uğraşmayın. Mutlaka bir kaşıkla sıyırın. Ve ellerinizi yıkadıktan sonra temiz elinizle şöyle bir yuvarlayın. Ve bakın harika bir şekilde yuvarlandığına göre kurabiyelerimizi artık yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize yerleştirebiliriz bardağımın altında çok az sıvı yağ vardı. Kaymasın diye yağlı kağıdım. Hemen altına tepsinin koydum ve şimdi yerleştiriyorum. Ceviz boyutunda parçalar kopararak hemen yuvarlayabilirsiniz. Ya da dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Çünkü şekil almaya müsait bir hamur. Ortalama 20 adet kurabiye çıkacak demiştik. Şimdi kurabiyelerin üzerine ben birer tane fındık koydum. Çiğ fındık, kavrulmuş fındık fazla fark etmez, tuzlu olmadığı sürece koyabilirsiniz. Bu arada fırınımı da 180 derecede açtım, alt üst ayarda fanlı, fansız da pişirebilirsiniz ama benim fansız seçeneğim yok buradaki fırında, bu yüzden. 180 derecede fırınımı fanlı ayarda ısıtıyorum. Altı böyle pembe olana kadar fırında kalacak. Un kurabiyesi gibi rengi beyaz olacak. Evet gördüğünüz üzere tam ortalarına birer adet fındık yerleştirdim. Çok hoş görünüyorlar böylece. Unutmadan tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazmayı ve Tariflerimi de sevdiğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bu kitlemi büyütmem açısından çok önemli. Şimdiden yorum yazıp beğeni bırakan ve paylaşım yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden belirteyim çok yoğun şekerli bir kurabiye değil. Bu yüzden fırından çıktıktan sonra hemen şöyle bir 5 dakika sonra üzerine pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Evet artık fırına gitmeye hazırlar. Ne kadar süre? Şöyle bir 15-20 dakika 180 derecede pişirdim. Ama lütfen kontrollü olun. Herkes kendi fırınının dilinden anlıyordur. Lütfen çok uzunca süre pişirmeyelim. Henüz yumuşakken fırından çıkaralım. O beklerken soğurken güzelce katılaşacak. Dış yüzeyinin kahverengi olmasını beklemenize gerek yok. Dediğim gibi beyaz renkli bir kurabiye ve bence hem az malzemeli hem de çok hoş görünüyor. Benim pudra şekerim kalmamıştı. Bu yüzden üzerine pudra şekeri ertesi gün serpiştirdim. Ama sizler mutlaka 2 çorba kaşığı kadar pudra şekeri serpiştirerek sevdiklerinizle sıcak bir çayın ya da kahvenin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Bazen yorumlar geliyor. Bu tarz kurabiyeleri tereyağı ya da margarinle yapalım diye. Margarin zaten bildiğiniz üzere, herkesin bildiği üzere sağlığa zararlı. Ama diğer taraftan tereyağının da fiyatı çok yüksek olduğu için sizler yapabilirsiniz diye sıvı yağlı tarifleri bu ara öncelik veriyorum. Ve tabii ki iç yapısını da sizlerle paylaştıktan sonra videomu nihayet erdiriyorum. Umarım tarifimi beğenir ve sevdiklerinizle denersiniz. Tekrar hatırlatayım pudra şekeri serpiştirmeyi de unutmayın üzerine diyerek artık veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hep sağlıklı, hep mutlu ve hep güler yüzlü kalın efendim. Hoşçakalın.